Merhaba arkadaşlar, ben Berk. Bugün de sizlerle birlikte LoL oynuyorum. Bugün sizler için alt koridordan nişancı önünde Lucian oynayacağım. Lucian üzerine bir oyun olacak. Umarım izlerken keyif alırsınız. Şimdi hemen şöyle ufaktan ilerleyelim. Karşımıza Vayne ve Taric ikilisi olacak herhalde. Vayne'in üzerinde Arındır var. Sanıyorum Leona'dan rahat bir şekilde kurtulabilmek adına Arındır tercihinde bulundu ama şifasının olmamasını cezalandırmamız lazım. Özellikle erken oyunda bizim birazcık daha efektif olduğumuzu unutmayın. Hemen şuradan herhangi bir yeteneğimi açmadan devam edeceğim. Çok güzel. Çok iyi abi. Buradan bir skor daha çıktı. Leona'dan harika bir flash'e. Bakalım devamı gelecek mi? First Blood'ı hemen kapmak için ben sıçrama attım ama hiç dert değil. Çıkartacağımızı çıkarttık. Helalsin be Fiora. Ay, keşke Katarina flash'ini atmasaydı. Neyse, dert değil. Muhteşem bir başlangıç yaptık burada. Vayne'in bir can iksirini aldık. Vayne şimdi geri döndüğünde hiçbir potu motu hiçbir şey olmayacak. Koridora elleri boş bir şekilde gelecek. Kha'Zix'e de bir yardımcı olalım. Leona'nın tanklamasını istiyor. Şöyle birazcık manamı kullanabilirim. İyi. Tabii First Blood'ın avantajıyla burada 400 gold'u direkt hanemize yazdırdık. Peşinden de bir de asist altınımı aldım. Tadından yenmez. Şu an oldukça iyi durumdayım. Kha'Zix'imiz de bir skor, bir asist almayı başarmış. Harika bir başlangıç ya. Cidden harika bir başlangıç. Vayne Arındır'ın da bastı yanlış görmediysem. Yani orada çok ters köşe oldular. Bizim oraya gelmemizi beklemiyorlardı. Klet o pozisyonda değildi. Yani 4 kişi orada bulunmalarının cezasını çektiler kısacası. Bot. Ne oluyoruz abi? Bağlantım gitti. Bot. Ciddi misin abi sen? Ay ay, avantajlıyız dedim, şöyle izledim, böyle izledim. Cidden böyle mi nazar değecekti ya? Pes ya. İnanmıyorum cidden. Şoma ağzım var ya, yani yine bugün yerinde. Allah'ım ya Rabbim. Üzdü. Neyse geri geçelim. Her şeyimiz de vardı yani, her şeyden kastım şifam vardı. Çok rahat istediğimi elde ederdim. Anla ki. Kısmet değilmiş yani. O skoru vereceğimiz varmış. Yapacak bir şey yok. Birazcık daha dikkatli oynayalım. Şimdi hata yapma lüksüm yok. Biraz önceki şeyi telafi etmemiz lazım. Koridor çok fazla bize puşlandı. Bu da bizim cezalandırabileceğimiz bir durum aslına bakarsanız. Iy, çok minyon kaçırıyorum. What? Bu arada farmda çok geri kaldık ya. Bu açıyı kapatmam lazım. Adamlar 3 level oldular. Çok güzel. Ya bu kadar agresif oynamasını cezalandırmamız lazımdı. Arkada Vayne skoru gelmemiş ama ben 3 level olamamıştım. Adamlar direkt 3 levellerini çok hızlı değerlendirmek istediler. Taric fazla agresif. Cidden fazla agresif. Zaten early game'de oraya gelmelerini isteyen de muhtemelen Taric'tir. Agresifliği cezalandırılmış oldu. Allah'tan Leona orada beni gördü yani. Görmese sıkıntı yaşamıştık. Şifam da olmasa yine sıkıntı yaşamıştık. Base'imizi atalım. Farmda kafa kafaya geldik. Burada skor olarak da üstünleşmeyi başardık. Her şey güzel. Kha'Zix'imiz 2-0-1 olmuş. Burası. Çizmemi henüz alamıyorum. Ben iki tane saldırı hızlı eşyası aldım mı mis gibi olur. İyi, güzel. Sıkıntımız yok. Üzerime pot almadım. Zaten her 3 dakikada gelecek olan bir peksimetimiz var. Bir de vampir alsam var. Bu da yine koridorda benim uzun süre kalmamı sağlayacak. Main de üzerine nişancıya yanmış. Okey. Rengar bot lane'deydi. Herkes ikinci bir atışı hak eder. Rengar'ın orada olduğunu görmüş olduk. Şimdi pink ward'umu atacağım buraya. Maalesef bizim üst koridorumuz orada. Öldü. Vayne bu arada koridor puşlamıyor. Taric neredesin? Bir CS'ye
Rengar da bize yakın. Ona, Leona. Yani Rengar buradayken isteyeceğimiz en son şey bu da bir fight aramak olmalı. Tarikleri korkutuyor. Hayır. Tutuştur, tutuştur beni bitirdi, tutuştur. Yapacak hiçbir şey yok. Tarik'in orada tutuştur range'ine girmemem lazımdı. Bu adam arındırını falan bastı. Yapacak bir şey yok. Allah'tan skor sadece Tarik'e gitti. Vayne'in oradan sadece bir asist almasına da okeyim. Dedim birazcık belki can çalarım orada minyonlardan da yeterli olmadı. Belki bir otomatik vuruş daha yapacak kadar hani şeyim olsaydı zamanım. Kurtulabilirdim. Bu adamın ultisi yok. 3-1 oldu klet. Sıkıntı. Burnuma kötü kokular geliyor. Biraz önce VP takım diyorlar. Ondan sonra sağa sola herkes sataşıyor. Önde başlayıp lane kaybeden. Bence hiçbirimiz lane kaybetmedik. Kled'in güçlü olduğunu biliyorduk. Top lane'de zaten bir skor çıkartması hani normal bir durum Fiora gibi pike karşı. Ha, tabi burada Fiora eğer yetenek kitini birazcık daha dikkatli kullansa hayatta kalırdı. Benim bot lane'de ölmem pink yüzünden. Yani alnaki yapacak bir şey yok. Güzel, sıkıntı yok. Vayne'ini almış, iki tane neydi eşya salmış ama benim şu an saldırıcım bundan daha fazla. Oo. Fiora kötü kaybediyor. Aslında Tarik yokken şu çocuğun üzerine atlamamız lazım. Yani şu çocuğa şunu daha başta yapmamız lazım da işte. Şimdi bir 70 saniye dikkatli oynamamız lazım. Kafa kafaya izleyinle. Şu eşyam olmadığı için olduktan sonra eşitiz. Ultim olsaydı bu arada zorlama ihtimalim vardı ama maalesef ultimiz bekleme süresindeydi. Rengar ne alemde 1-1. Katarina da bot lane'e gelmek istiyor. Koridoru puşlamayacağım. Katarina buraya rahat bir şekilde baskın atsın diye. Vayne'de sıçrasını at. Yani bir totem için burada ölmüş olduk. Yapacak bir şey yok. Değmezdi o Vision'ı orada almaya. Bir de benim orada çocuğun üzerine yürümemem gerekiyordu. Tarik'i neye atacağını tahmin ettim. Güzel aslında oradan çıktım ama Rengar orada maalesef E'sini stackledi. Belki doşlamaya çalışsaydım şansım olabilirdi de zannetmiyorum. Neyse Vayne de orada sıçrasını attı en azından. Onun sıçrası daha değerliydi. Oo, ejder verdik. Hoş değil. Orada bana sanıyorum asıl hasarı Tarik çıkardı. Birazcık daha burstledi beni. Çok güzel aslında ya. İyi, biraz önceki pozisyonun acısını çıkartmış olduk en azından. Şuradaki Vision'ı alırız birazdan. Yani benim en azından gitmeme gerek yok o pite. Kuleye vurabildiğim hasar vuracağım. İlk kule barikatını alırsak kârdır. Manamı burada harcamak istemiyorum. Skorlorları hala orada takılmaya devam ediyor. Çünkü şu an bana en rahat yetişebilecek pick klet. Ve klet gelirse kafama direkt çöker. Manam da az. Burada alacağımı aldım. 1200 gold'um var. Benim için kafi.
Yalnız farmda bu çocuk üstün. O aradaki farkı kapatmamız lazım. Biz de burada barikat verebiliriz. Allah sağ minyon dalgamız geliyor. Leona da bu bite yetişecek. Bir mahvolmuşum alayım. Bu arada ayakkabı olarak bu matchup'ta Ninja Tabi'ye gitmek zorundayım. Başka herhangi bir şansım yok, onu da söyleyeyim. Eğer ben Ninja Tabi almazsam tek yiyeceğim. Rengar, Klett beni burstleyebilecek şampiyonlar. Bu şampiyonlara karşı en mantıklı tercih bu. Bu arada ana rünümden bahsetmedim. Ben ana rün olarak saldırıya devam tercihinde bulundum. Birazcık daha etkimizi artıracaktır. Kha'Zix'le de ördüm muhtemelen. 120. Allah'tan ultisi varmış. Katarina da top lane'de takılıyor. Darlayabildikleri kadar darlıyorlar da bineye geldi işte, onu yapmazsın işte. Rengar yok piyasada. O yüzden şuraya da açılamıyorum. Falan bekleme süresindeyiz. Tarik ultisi çok kötü ya. Kimde kaldı? Vayne'de mi kaldı bir de skor? Üzdü. Ya şu adamın ultisi beni bozuyor. Bu adam da tutuşturma attı. Vayne orada arındırını bastım, basamadım görmedim. Ama Kha'Zix onu yakalarsa keser bence. Çizmemiz bir gelsin. Peşinden hemen karabaltaya başlıyorum. Çok iyi. Yalnız buraya kadar aldılar. Top lane'de de ilk kuleyi verdik. Fiora'nın bir an önce Ninja Tabi'yi alması lazım. Ben çektim Ninja Tabi'mi, artık sıkıntım yok da. Orada Taric bir de benden çok az hasar yedi ya. Hani benim çok çok fazla burstleyebilmem lazım bu çocuğu. İstediğimi yapamadım. Fiora orada yalnız 2 kill alsa var ya, öyle bir kar topuna bağlardı ki. Kuleyi alabileceğiz mi bilemiyorum ama çok kötü yerde kaldım. Ben bireysel olarak çok fazla hata yapıyorum. Sürekli kendimi açıkta bırakıyorum. Bedava skor veriyorum yani adamlara. Kha'Zix bu arada buraya yakın. Burayı bence biz oynarız. Rengar hala üst koridorda. Tabii kazanan koridoru oynuyor. Bir yandan o da haklı. Levant bu arada de okey. Abi o skoru alırdım ben ya. Güzel. Alamadım ya. Leblanc arkaya döndü. O son otomatik vuruşu yapamadım. Şu kuleye vurabildiğimiz kadar zor. Rengar en son üst koridordaydı. Bu adamın da zaten şeyi varmış, tahribi. Güzel, Opium Sage'lerimiz de geldi. Klet mi geliyor? Klet nereye ulti bastı? Ha, top lane ulti basmış. Keser herhalde Fiora şu an onu. Hadi Fiora. Oh, niye geldi? Geçmiş olsun. Rengar bu arada burada. Sen gel bana. Sen de gel bana. Okey. Çok sıkıntı ya. Klet cidden çok sıkıntı. Top lane'e geçmek lazım yalnız. Ben birazcık daha güçlenirsem, hani benim karabalta peşinden de bir bombardımana ihtiyacım var. Geldikten sonra rahatım. Ama onlar gelene kadar birazcık sıkıntıdayız.
Ufaktan şifam vardı. Burstler miyiz diye düşündüm de. Bak çocuk burada. Çok hızlı aldı o vision'ı. Ben Ophit'e gelemem. Vayne de buraya geliyor. Yona tek başına botta ne yapıyorsun canım benim ya? Minyon dalgası tutmaya çalışıyor çocuk. Helalsin be. Kazikis çok güzel. İyi cezalandırdı çocuğu. Adamlar Allah'tan Mithril'e çok fazla bir damage bırakamadılar. Güzel. Yabılan kıl pasif yok. Tarik ultisi almak için. Çok iyi abi. Çok iyi abi. Rengar geliyor. Aim'i basamadım bile ya. Flash'imi atardım da hani aim'i kullanarak çıkmak istedim. Rengar'ın sıçrası yok. Helal Kazikis, güzel. Furos'u kazandık ha bu fight. Canımı sıkmayacağım. Kazanmamız önemli bu fight. Yalnız 5 kere ölmem de çok kötü değil mi ya? En çok ölen biz. Ha gerçi Fiora varmış, tamam. Minyonumuz çok az. Minyon biçmemiz lazım. İyi, Mithril'in kulesi de geldi. Hele bir de Fiora taptan ilk kuleyi alırsa güzel olur. Bunda şey yok. Ya az kaldı. Kara baltamız bitti sayılır. O geldikten sonra sırf ağır kanı bile yeterli oluyor aslına bakarsanız. O hareket hızı için. Fiora da ileride kalmasının cezasını çekti. Havada ölüm kokusu var. Benim bu arada uzak görüş totemi almam lazımdı. Alamet iftindeler. Buraya yardım lazım. Haydi abi. Ciddi ciddi saldık mı alameti biz burada? İnanmıyorum, pes ya. Güzel. Alameti aldılar ama karşına daha fazla bir şey alamadılar. Okey. Çok iyi abi. Haydi gidelim. Karabaltam var artık. Peşinden de bombardımana başlıyorum. Beyin daha ikinci eşyasını tamamlayacak. Oho, onun daha çok yolu var. Yani altında bayağı bir üstünüz. 7 ve 8. Can sıkmayalım. Karşıda problem karakterler var. Skorun olması normal. Ama tabii ki benim bireysel hatalarım da çok fazlaydı. Yani bir kere verdiğimiz bir skor bot lane'le pingimizden dolayıydı. Ardından 2v2'de hatamız oldu. Daha sonrasında Rengar geldi. Rengar pozisyonda çok ileride yakalanmamın cezasını çektim. Yani supportum bana uzakken benim o kadar ileride durmamam gerekiyordu. Gibi gibi. Sende bunu yapacak yürek var mı? Orada Kled takım savaşlarında bayağı etkisiz eleman kaldı.
Bayağı temiz. Aslında burayı alırız ama bakın bakın bot lane gidiyor. Adamlar alamet açmışlar. Oy oy. Bot tutmak lazım. Yani şimdi ben de orayı tek başıma tutamam. Base attım ama en azından alamet yani burada daha fazlasını almasın. Buraya yardım yok mu gençler? Adamlar inhibitör aldılar ya. Güzel. Doğru ama yani inhibitor kulesini falan çok basit verdik. Bu kadar da basit vermezdik ya. Bu arada Vayne'in hasarı yetmedi. Orada hem çok tanktım karabaltamdan dolayı. Hem de bizim anlık hasarımız bir tık daha fazla. Saldırıya devamı da patlattım. Kendiliğinden geldi zaten skor. Vayne'i de sıçrasını mıçrasını bastı yani. Tabi şifa avantajımız da vardı. Doğru, ben onu unuttum bakın. Çok iyi. Minyonları kaçırdık. Yo, 10'a 5'e geldim ya bir anda. Adamların hatalarından dolayı. Güzel güzel. Üzerimde skorlar kalmıyordu. Bu arada ben o kadar ilerideyim ki. Rengar şimdi benim kafama çökecek. Bota doğru geliyormuş ama tam zamanında Kha'Zix'i alıp çıkar mı? Alamazsa çok fazla altın verecek. 700 gold. Daha hapis değildi. LeBlanc'a gitti. Helal kata. Şimdi benim bombardımanım da var. Üzerine ben ebedi kılıca veya koruyucu meleğe gitmeliyim. Ama şu an için ebedi daha mantıklı geliyor. Son eşya olarak koruyucu meleğe doğru yöneleceğim. Bu arada Fiora öldür ha Vayne'i. Ah, ah. Bizimkiler niye savaşıp duruyorlar ki? Yani mid'de alınacak hiçbir şey kalmadı ya. Cidden hiçbir şey kalmadı mid'de alınacak. Adamlar şimdi bir de Baron Pit'ine gidiyorlar. Oh. Şurada bekliyor adam. Ne sur abi? Klet ulti atabilir bu arada. Onda kesersin Kha'Zix. Oy, Rengar gelmiş. Ben devam etmezler diye düşündüm açıkçası. Ama gene de hasarım güzeldi. Helal Katarina. Bunu da kesersiniz. Kötü olmuş çocuk. Fiora. Neon'u da kesecekler. Balon alabilirler mi bilmiyorum. Rengar ölü gerçi de. Çok hızlı eritebilirler Kletten dolayı. Şuradan tek kılıcımızı alalım. Ha, orada yoktu, doğru. Carlucci, benle oynayacaksınız. Ha, oynayın yoksa AFK'yım. Fiora'mız çok bireysel hatalar yapıyor. Ne yapıyor Fiora'cığım? Oynuyor muydu yoksa orayı da? Mümkün değil. Belki Q'su dönse belki. Olsun. Bıraktı bana onu. Bir 15 görüntü skorumuz da var. O konuda da sıkıntıda değiliz. Birazdan da okyanus ejderi gelecekmiş. Okey. Yalnız Rengar falan hiç piyasada yok.
Nerelerdeler bilmiyorum. Benim kafamı çökerse kesme ihtimali çok yüksek. Tabi ninja tabimin olması güzel. 90 armorumuz var. Ama yine de bu Rengar'ın tek atmaması için yeterli değil. Ya bizim midde alabilecek inhibitörümüz var ama sadece bir inhibitör için bu midde dolaşmaya değmez. Takımcı oynamamız lazım. Çok iyi abi. Vayne burada belki savaşmaya devam etse hayatta kalabilirdi. Yani takımına yardımcı olabilirdi. Oyunumuz bitti. Rengar bile yani beni bayağı görsüktü. Veza herhalde ninja tabim olmasa bayılmıştım Rengar'a. Leona tanklarken tamam ya, vuracağımızın maksimumu vurduk. Ya başta Baron'u almamız lazımdı. Nexus Kulesi'ne yönelmeden Baron, yani inhibitor alıp Nexus'a geçmemiz gerekiyordu. Yapmamız gereken en mantıklı hamle buydu. Tamam, base atıp resetlenelim. Ya Baron'u alamayız şu an. Sakat yani o Baron. Oy, Rengar ulti mi basmıştı orada? Ben mi yanlış gördüm? Aynen, Rengar ulti basmış. Koşun abi, adamlar Baron'a başladılar. Dajlerleri falan yok ama Vayne'leri var ve Kled'leri var. Çok hızlı alacaklar. Kha'Zix'i orada gördüler mi bilmiyorum. Yan sıçra falan attı sandım o çocuk o tarafa da. Baron güçlendirmeleri var. Rahatlar. Koridor tutabilecekler. Ama bizim de güçlenmiş minyonlarımız var. Tam zamanında attık herhalde o flash'ı. Baron'u bayağı bir kişiden silip süpürmeyi başardık. Bu sadece Vayne'le Taryn'in üzerinde kaldı. Sıkıntı değil. Fiora'da bot lane'i tutacak. Benim koruyucu meleğim geldi. Vazgeçtim. Ebediğimiz beklesin. Koruyucu meleği alalım. Şu an için daha iyi. Rengar çünkü bir sonraki eşyasını da almış. Artık beni bayağı börsleyecek. Kafama çökecek yani, ben bayılacağım. Ben birkaç milyon dalgası alıp tek kılıcı parası çıkartırsam 4. Bu arada 28 skor katkısıyla oynuyormuşum. Bakayım, benim kadar skor katkısı olan 29 var. Burada Katarina bizi çok geçmiş. Leona'yı da biz geçmişiz diye. Kırmızı güçlendirme... Oy, Ejder pitindeler. Geliyoruz abi.
Ya hay pasifini senin ya. Ah. Çok güzelsin sen. Kazikis tam zamanında geldi çocuk. Oy oy. Şu okyanus ejderini alsak güzel olur. Kazikis'le birlikte o ejderi alırız. Rengar hayatta gerçi ama o Drake'i bırakmak istemiyorum ben. Kazikis ölmezse okey. Güzel. Yetişebilir miyim acaba o kitap? Tarık da geliyor. Belki Tarık'ı biz alırız. Aynen aldık. Yardım için dedi. Ve yani şu an ben o çocuğu eritemiyorum. Çok fazla tank ve üzerimde onu eritebilecek eşyalar yok. Karabalta tek başına yeterli olmuyor bu adamı eritmeye. Tarık da aynı şekilde çok fazla armor veriyor. Seni satsak yerine ebedi yerine başka bir şey mi alsak diyorum. Hani birazcık daha rakibi eritebilecek bir eşya. Burada fena olmaz aslında. Celladın çağrısı değil de Dominik fena olmaz. Aynen Dominik alalım. Sen bir gel bana. Tamam güzel. Şu parçası bile, şu zırhleşmesi bile benim için yeterli. Çocuğun armorunu kırmamız adına. Katarina'yı kestiler. Aslansın be Kha'Zix. Hemen telafi ettik. Kırmızıyı alayım ben. Oyunu bitirelim ardından. Aslında direkt benim kırmızıyı almama da gerek yoktu ya. Kuleyi takımın bir kuleyi yerle bir edin. Fiora da bot lane açıyor. Çok tank ya adam. Yanına bir de Taric gelince iyice bir saçma sapan hale almaya başlıyor çocuk orada. GG. Oyunumuz bitti. Arkadaşlar nişancı olarak bu işin de bu şekildeydi. Umuyorum sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Ah öldüremedim. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videoyu beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız da like ve yorum atarak bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.